Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Bir Retro Perspektif'ten daha herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Bu hafta benim çok sevdiğim bir serinin yine en çok sevdiğim oyunlarından birisi olan Metal Gear Solid 4'ü oynayacağız Retro Perspektif'te. Tabii benim gibi dinazor oyuncuların bakış açısından. Böyle bir oyuna niçin aşık olduğumuzu, niçin bu oyunu çok sevdiğimizi, bizi neyin etkilediğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Beni oyun hayatım boyunca en çok etkileyen serilerden birisi olduğunu Metal Gear Solid. Bununla ilgili ilk muhabbetlerimiz zaten PlayStation 1 döneminde başladı. Seriyle ilgili ilk muhabbetlerimiz. Bu arada çok öksürüyorum arkadaşlar. Hala atlatamadım. Arada keseceğim öksürdüğüm yerleri. Görüntülerdeki kaymalardan siz ne kadar sık öksürdüm artık tahmin edersiniz. Şimdi benim Metal Gear Solid serisiyle tanışmam ta 1998'e gidiyor. Hani 98'de ilk Metal Gear Solid oyunu oynadım ama o dönemde YouTube yok işte Walter Oklar falan filan var ama bizim de İngilizcemiz yok. Oyunu bitirmem aylar sürmüştü ama bitirmiştim. Üzerine defalarca ama defalarca. Hani abartmıyorum 30 defa bitirmişim desem yalan olmaz. Niye yalan olmaz? Oturuyordum abi oyunu 2,5 saatte 3 saatte bitiriyordum. O kadar hızlı ilerliyorduk. Hani fazla zamanımı da almıyordu oyunu bitirmek. Ara videoları falan kat geçiyorduk. Ya dehşet bir oyundu ya. Ben o döneme kadar hatta o dönemden sonra oynadığım oyunlarda da Metal Gear Solid'in bana sunmuş olduğu şeyleri başka bir oyunda bulamamıştım. Gerçekten bulamamıştım. Zaten PlayStation 1 dönemini 5. nesil konsolları düşünürseniz o günün şartlarının çok çok ötesinde bir oyundu. Şimdi bu oyunun oyununda 2.0 yaması var. Metal Gear Solid 4. Guns of Patriots bu oyunun ismi. Şimdi oyun ilk çıktığında bununla ilgilenmem bir muhabbeti anlatayım. Şu ekranda kalacağız ama bu muhabbeti de anlatmasam olmaz. Şimdi bu olaylardan ilki Grand Theft Auto ile Metal Gear Solid oyunlarının arasındaki çekişme. Hatta bununla ilgili Eskiden internette bunun videosu da vardı. Bir reklam vardı abi. O reklamda Metal Gear Solid serisinin ana kahramanı olan Solid Snake Grand Theft Auto ile dalga geçiyordu. Ormanda bir motosikletle giderken önü kesilir. Adam Snake'e silah doğrultmuştur ve motorunu çalacaktır. Tabi orada Snake cevabını verir. Sen bunu başka bir araba çalma oyunu mu zannettin diye dalga geçer. Orada araba çalma derken tabi söyleyiş tarzından bunun Grand Theft Auto'ya araba hırsızı, büyük araba hırsızı ona gönderme olduğu çok ortadadır. Şimdi hikaye şuraya dayanıyor aslında. Metal Gear Solid 2 ne zaman çıktı? 2001 yılında çıktı. Peki Grand Theft Auto 3 ne zaman çıktı? O da 2001 yılında çıktı. Metal Gear Solid 3 ne zaman çıktı? 2004'te çıktı. San Andreas ne zaman çıktı? GTA San Andreas. Abi o da 2004 yılında çıktı. Bunlar hep böyle bahar aylarına falan denk getiriyorlardı. O dönemlerde çıkıyor olması lazım. Aralarında da ay olarak fazla bir zaman dilimi yok. Yani yani üzerine denk getiriyorlar. Şimdi bu oyunun çıkış tarihini söyleyeyim size. Metal Gear Solid 4 Guns of Patriot'ın çıkış tarihini. Mart 2008 abi. Bu oyun Mart 2008'de çıktı. Peki Grand Theft Auto 4 ne zaman çıktı? O da Nisan 2008'de çıktı. Yani aralarında artık Grand Theft Auto ile Metal Gear Solid serisinin arasında bir kan davası var. Resmen bildiğiniz kan davası var. Yalnız bu olay Metal Gear Solid 5'te bozuldu. Zaten biliyorsunuz Konami ile Kojima arasında büyük sıkıntılar vardı. Oyunun çıkış tarihi bayağı uzamıştı. Ben tahmin ediyorum ki oyunların çıkış tarihlerini dahi birbirlerine denk getirirlerdi. Adeta böyle bir kan davası gibiydi bunların arasındaki muhabbet. Kan davasından ziyade aslında işi de ben dramatize ediyorum abi. Tabi kan davası falan değil. Bu satış başarısı ondan sonra aldıkları bu puanlar editörlerden, dergilerden, sitelerden aldıkları puanlar. Zamanında bu siteler falan filan değil tabi. Dergilerin verdikleri puanlar konuşuluyordu. Diğer ikinci meseleye gelen bunu anlattım. Biraz da işi uzattım. Kusura bakmayın. Diğer ikinci mesele de şu. Oyunun biz 2.0 versiyonunu oynuyoruz. Bunun 1.0 versiyonunda PlayStation'a çıktı bu oyun sadece biliyorsunuz. Başka hiçbir platformda oynayamıyorsunuz. Tropi desteği yoktu bu oyun çıktığında. Oyuna bu 2.0 güncellemesiyle birlikte Tropi desteği geldi. Hatta Tropi desteğiyle ilgili baya bir muhabbet döndüydü. Tropi desteği Xbox 360 biliyorsunuz 7. nesle. Direkt Aşümen sistemiyle girdi. Girmişti. PlayStation 3 tarafında aşiyen sistemine karşı gelecek bir olay yoktu yani tropi yoktu. Tropi sonradan getirildi. Zaten ilk çıkan PlayStation 3 oyunlarında tropi desteği yoktur. Bunlardan tropi desteğinin verildiği döneme yakın tarihlerde çıkan oyunlara geriye dönüp tropi desteği verildi. İşte oyunlardan birisi de bu ama buna tropi desteğinin verilip verilmeyeceğiyle ilgili baya bir dedikodu yapıldı. Oyuncular çok istediler çok bastırdılar. Bununla ilgili haberler oldu imza kampanyaları falan yapıldı mı bilmiyorum ama çok böyle aşırı bir beklenti vardı. Çat diye de getirdiler bu tropi desteğini. Ama platin tropi de yapabilmek için bunu 8-9 defa oyunu bitirmek gerekiyor. Gerçekten çok zor platinum tropisi var bu oyunun. Ayarlara hemen bakalım mı? bir Aslında bakmaya da gerek yok. Direkt oyunumuza girelim. Şimdi solid normal, naked normal liquid easy. Bunların hepsinin aslında bir esprisi var. Liquid zaten ilk oyundan bir karakterdi. Naked Snake de aslında Big Boss'un lakabı. Solid Snake de bizim PlayStation 1'de oynadığımız Metal Gear Solid var ya. Oradaki karakterin adı Big Boss. Zaten bu oyunda da Big Boss muhabbeti var arkadaşlar. Ama asıl Big Boss muhabbeti bu serinin üçüncü oyununda vardı. Şimdi şöyle bir oyuna girelim abi. Açalım bakalım nasıl bir oyun. Metal Gear Solid 4 Guns of Patriots ya gerçekten muazzam güzel oyundu. Oyunda çok efsane böyle boss dövüşleri var. Sonunda duygulanıp ağlayan arkadaşlarım vardı. O derece. Hani ben de duygulanmıştım ama ağlayacak kadar da duygulanmamıştık. Şimdi Metal Gear Solid serisini ya çok seversiniz ya hiç sevmezsiniz. Böyle enteresan da bir seridir. Ben tabi bu seriyi çok seven oyunculardan biriyim. Şimdi herhangi bir Metal Gear Solid oyunu oynadığınız zaman bu kaç var. Bol miktarda oyun da katskin olur. Metal Gear Solid 4'te bu katskinlerin en yoğun olarak oyuncuya sunulduğu oyunların başında gelir. Belki de en fazla bunda vardı katskin. Adeta bir sinema filmi izliyormuşsunuz hissine kapılırsınız Oyun oynarken. Hani stealth action oyunu oynuyorsunuz. Bu bir ajanlık oyunu, gizlilik oyunu. Yani oyunda o dönemin şartlarını falan düşündüğünüzde eski oyunlardan bahsediyorum. 98'de çıkan, 2001'de çıkan, 2004'te çıkan Metal Gear Solid ...oyunlarından gerçekten dönemin çok ötesindeydi. Bu oyunda da o ara sahnelere ekstra olarak bu tarz videolar da girdi araya. Tabii bunların da ayrı muhabbeti var. Bunları da takip etsek aslında oyunla ilgili değişik değişik muhabbetler çıkıyor ortaya. Bilemiyorum şimdi ne desem ki. Şimdi karakterler gerçek. Arka plan işte gördüğümüz sahnelerdeki diğer bütün objeler ne abi burada? Bunlar bilgisayarda oluşturulmuş poligonal tasarımlar diyelim yani herhalde masa gerçektir masanın üstündekiler ama baksanız abi orada değişik değişik şeyler var. Acayip bir oyun serisi bu. Hani bakıyorsunuz şöyle. Oyunla ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Seriyi bilmeyen arkadaşlar öyle düşünebilirler. Ya şu seyretin şeylerin oyunla ilgisi yok. Ama oyunun geyiği ile ilgisi var diyelim. Şimdi şuna getireceğim ben meseleyi. Bu PlayStation 1 ve PlayStation 2 döneminde çıkan Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. Bunların aslında genişletilmiş ek paketleri de çıktı. Hani Metal Gear Solid 3, Substance, Subsistence. Oyunda birazcık böyle soğuk savaşla ilgili muhabbetler üzerine kurulu. Çok da böyle Brezilya dizilerinde görebileceğimiz tarzda dıdısının dıdısının dıdısına bağlanacak türden hikayesi vardı. Şimdi getireceğim konu şu. PlayStation 1 ve 2 döneminde çıkan 3 Metal Gear Solid oyunu gerçekten oyunculara alternatifi olmadığı için ve sunduğu şeylerle beraber büyülemişti. Yalnız Metal Gear Solid 4 hani dedim ya bu oyunu ya çok seversiniz ya hiç sevmezsiniz. Aslında bütün seri için geçerli bu ama bu oyun için çok daha fazla geçerli. Yani oyunu seversiniz, sevmezsiniz. Çünkü bu dönemde çıkan oyunlar, onun rakibi olan oyunlar içindeki oyunlardan bahsediyorum. Metal Gear Solid'in üzerindeki o sabun köpüğü birazcık böyle üfleyerek kaldırmıştır. Yani fazla oyuncuların gözünde eski efsanevi Metal Gear Solid imgesi, imajı artık ne diyorsanız bu birazcık ortadan kalkmıştı. Çünkü PlayStation 2 ile birlikte PlayStation 3 dönemine de denk geliyor biliyorsunuz. Hangi oyun vardı? Splinter Cell serisi vardı. Splinter Cell serisi ile birlikte bu gizlilik aksiyon oyunlarına birazcık daha fazla ciddiyet geldi. Şimdi Metal Gear Solid serisinde evet gizlilik var, aksiyon var ama bu bir video oyunu. Ben bununla ilgili önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ne bir normal oyunlar var işte bilgisayarlarda oynuyorsunuz. Konsollarımızda da oynuyoruz. Böyle ciddi ağır oyunlar. Gerçek hayatta böyle bayağı bir üst üste geliyor, örtüşüyor. Ama bir de video oyunlar var. Video oyunlarının birinci amacı yani gerçek hayat gibi sizi sunulabilir. Aynı Metal Gear Solid serisinde olduğu gibi ama oyunla ilgili akla, mantığa aykırı gelen yönler vardır. Oyunun içinde işte mekanikler vardır. Metal Gear Solid'de işte çok inanılmaz bir hareketi, bir hamleyi sizin karakteriniz yapabiliyorken abi 30-40 santim yüksekliğindeki bir duvardan atlayamaz. Duvar da değil ya bir toprak yükseltisinin üzerinden diğer tarafa atlayamaz. Ya bu şey gibi birazcık da Star Wars filmlerini seyrediyorsunuz. İşte uzayda mesela hava yoktu. Hava olmayan yerde sis, ses mesela bir yerden bir yere iletilebilir mi? İletilemez. Ama bütün Star Wars filmlerini seyrettiğinizde uzaydaki o kapışma sahnelerinde uzay araçlarının Lazerlerinden çıkan sesler, motorlarından çıkan sesler, hani bunları duyarsınız. Bunun böyle olduğunu, mantığa aykırı olduğunu bile bile seversiniz, hoşunuza gider. Çünkü orada amaç o sesleri siz duyuyorsunuz ama seslerin size verdiği haz var ya, o hazı yaşatmak. Yoksa o filmi yapan adam bilmiyor mu abi uzayda havanın olmadığı? Havanın olmadığı yerde sesin iletilemeyeceğini. Bu oyunda da buna benzer böyle akla mantığa aykırı şeyler olur. Niye? Çünkü bu oyun gerçekçilikten ziyade bir video oyun olabilmesi üzerine kurgulanmıştır. Sizi eğlendirmesi üzerine. Hani bunun olayı birazcık da böyle. Bu arada ben bunlardan bahsediyorum ama abi. yani şurada 2008 yılında çıktı bu oyun. Mart ayında çıktı. Mart ayıydı evet. Mart ayında çıktı. O günün şartlarında hani PlayStation 2'den gelen köylüler olarak bizler PlayStation 3 döneminde şu grafiklere var ya dibimiz düşmüş abi. Gerçekten çok güzel grafikleri vardı oyunun. Ama da güzel bir oyundur. Ben severim. Hani video oyunu tanımına benim gözümde en fazla yaklaşan oyunlardan biridir abi bu. Gerçekten muazzam bir oyun. Bu arada evet biz yere nasıl çöküyoruz abi? Bir tuşları görmem lazım. Şimdi arkadaşlar sağda ve solda etkileşime girebileceğimiz iki tane kutu var. Bu sağ taraftaki tabii ki R ikili. Burada siz yeni silahları, yeni objeler edindikçe bunları buradan değiştirerek L2. Ondan sonra hangisini kullanacaksınız? İşte famas, FAMAS, tabanca ise tabanca, bayıltıcı silahsa bayıltıcı silah. Burada da işte mesela sağlık için kullandığımız şu azıklarımız var. Ration, azık bu var. Yalnız abi biz yere neyle çömeliyorduk ya arkadaş. ha çarpıyla unutmuşuz. Kamyonun altına da giremiyoruz. Buraya gireceğiz. Evet. Abi gerçekten o dönemin şartlarını falan düşününce çok sağlam. Şimdi bunun nasıl böyle e, bir video oyunu olduğu konusuyla ilgili ilk mesele ayrıntı birazdan karşımıza çıkacak. Yanlış hatırlamıyorsam fazla uzun sürmüyordu. Şimdi o sahneye geldiğimizde işte burasıydı diyeceğim size. Biz geldik Orta Doğu temalı bir yerdeyiz burada. Bunlar işte teröristler. Ama oyunun hikayesi de gelecekte, yakın bir gelecekte geçiyor. Yakın bir gelecekte geçiyor. Biz de bu mekana geldik. Bak bizim elemanda yuvarlana yuvarlana bunların arasından mekana sızmaya çalışıyor. Evet. Geldik bir bıçağımız var. Başka bir şey de yok. Bu da stun knife. Assault rifle'ı aldık diye bir ibare çıktıydı ya. Almadık mı? Valla dikkat etmedim. Neyse birazcık ilerleyelim şuradan. Var mı aslanım? Adam vermiyor da bize silah. Heh Mermisini mi aldık arkadaş? Vermiyor oyun ısrarla bize silah vermiyor. O da buradan ateş ediyor ama geldik bir ara sahne girecek buraya. Elimizde bıçak, ağzımızda da sigara. Sigarayla savaş alanında ilerliyoruz bakalım. Hikayesi de çok güzel ya. Boss dövüşleri tabii bütün diğer metal Gear Solid oyunlarında olduğu gibi. O sövüşleri efsane. Sonu zaten harbiden efsane. Dediğim gibi arkadaşlarımdan bunun sonunda gözleri dolanlar var. Ben de duygulandım ama işin açıkçası gözlerimde dolmamıştı. Duygulanmıştım ama. Ben işte Metal Gear Solid serisinin hikayesini anlamak için de işte bakın bir şey oldu o dediğim sahne. Hani dedim ya bir video oyunu bu video oyunu olduğunu şimdi birazcık akla mantığa aykırı şeyler oluyor ya. Ha bir taraftan da komik oluyor. Lan bu ne falan diyorsunuz. İşte o sahnelerden birisi. Şimdi burada gerçekleşecek abi. Burasıydı. Yanlış hatırlamıyorsam burasıydı. Yani yıllar oldu. ilk defa açıyorum ben de Metal Gear Solid 4'ü. Ses de kapalı. Ben bir ses duyuluyor olması lazım burada. Evet. Böyle inek sesi gibi. Robotlar geldi bak. Bunlar inek gibi ses çıkartıyor abi. Şu bacaklar, mancaklar. Şöyle bir kişniyorlar gibi kaldırıyorlar kafayı. Hani keşke kulaklığı takıp oynama imkanı olsa ama benim kulak PlayStation 3'te çalışmıyor abi ya. Buna da bir çare bulmak lazım ama. Şimdi mesele işte bu bir video oyunu olduğuna dair bence ciddi bir işarettir. Bizim buradan kaçmamız gerekiyor abi. Bunlar Harbiden çok sağlam. Şöyle. Valla kesiyorum aralara ama abi. Yapacak bir şey yok. Öksürüp duruyoruz çünkü. Yani şöyle gizlene gizlene çıkalım. Şimdi yine oyunun reklamının yapıldığı olaylardan birisiyle de herhalde burada bir yerde karşılaşacaktık. Ama nerede hatırlamıyorum. O da efsanedir yani. O sahne. Biz buradan aşağı mı ineceğiz acaba? İndik aşağıya. Şuradan devam edelim bakalım. Kim ateş ediyor abi bizi? Vallahi ateş ediyorlar. Şimdi kuzey şu tarafta da bizim ilerlememiz lazım. Bizi nereden görüyorlar ben anlayamadım. Evet. Şuraya girmemiz gerekiyormuş. Hani sunum olarak da çok iyi ya. Yani siz bu oyunu bir taraftan oynuyorsunuz, bir taraftan böyle ara sahneler birbiriyle etkileşimli olarak ama sunulmuş. Hideo Kojima'yı da zaten Kojima yapan bu film gibi sunuyor oyunu. İşte ama bu dönemde de bazı oyuncular birazcık da Splinter Cell'in onlara vermiş olduğu gazla böyle düşünmeye başladılar. Ya bu oyunda çok fazla ara videolar var. Biz oyunla ilgili işte fazla etkileşimimiz yok. Yani komple etkileşim istiyorlar her şeyde. Şu sahnede mermiyi ben değiştirdim. Ya yok abicim işte. Bu bir video oyunu. Adam sana bunu sinematik şekilde sunmak istiyor. Ve efsanevi bir şekilde üzerimizdeki kamu. Kamu muydu bu neydi? Bu değişik bir elbise üstümüzdeki. Bunun kamuflaj özelliği var. Abi şunlar falan. Ya ama şu duruşta var ya hep Matrix'ten yani oyunlara diğer filmlere yansımış bir şey artık. Hani bu artık çok klasik bir hareket oldu ya. Aga yakalandı ayaktan ama. Bak çekiyor. Ya sigarayı da ağzından hiç atmadı ya. Hiç atmadı bak 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 bak. Yalnız Herhalde sigarayı yaktı mı? Yakmış. Evet. Yırttık mı? Yırtamadık mı? Bir bakalım bakalım. Aşağıda kaldı robotumuz. Evet, evet. Şimdi yukarıya çıktı. Abi, kutu muhabbeti var burada. Metal Gear Solid'in bütün önceki oyunlarında hani kutunun altına saklanırdık ya. Hani diğer oyunlarda da saklanıyorduk. Şimdi burada onunla da ilgili bir espri yapacaklar. Bak üzerimizdeki kamuflaj elbisesi ortamdaki şeyleri artık kaplamaları diyelim onları direkt yansıtıyor. Şimdi bak adamdaki espri anlayışına bak. Ben buna bayılıyorum işte. Bunu kim yapıyor? Hideo Kojima yapıyor. Bak aldıcılı robot sigaraya bakıyor. Abi ne alaka ya? Bak fırlattı attı onu. Şimdi kutunun içine saklanıyorduk ya birinci, ikinci, üçüncü oyunda. Direkt ilk şüpheli ne? Burada kutu. İki robot geldi abi kafa kafaya verdi. Kaldırdılar ayaklarını lak diye bastılar. Sineği ezdiler. Şimdi birinci, ikinci, üçüncü oyundan biliyorlar ama. Ne var abi işte burada karpuz varmış. Mort oldu bizim robotlar. <laughs> abi böğürüyorlar. Tabii ben sesleri duymuyorum. Hani işte bu bir video oyun abi. Bu yüzden bir video oyunu. Yani sizin e, beklediğiniz, umduğunuz bir ciddiyet skalası varsa çok üst seviyelerde, çok yüksek e, düzeyde. Yok abi bu oyunda onu bulamayacaksınız. Bu oyunda işte böyle sizi eğlendirecek, güldürecek veya bazen yüzünüzde tebessüm ettirecek sahneler olacak. İşte No Place for Hideo. Bak Hideo için saklanacak yer yok. Ha bu da bir espri. Ya adam bunu getirmiş yazmış kartonun üstüne ya. Abi harika oyun ya. İşte bu yüzden harika. Yani ilk oyunla zaten biz ilk üç oyunla duygusal bağımızı kurmuşuz. Yani çok severek oynamışız. Hideo Kojima en sevdiğimiz oyun yapımcılarından birisi. Belki de o dönemde en sevdiğim benim oyun yapımcısıydı. Ana adam kalktı şimdi bu oyunu yaptı. Oyunun başına giriyorsunuz. Büyük heyecanla önceden videolarını izlediğiniz, gördüğünüz o sahneleri birebir siz oynadığınız oyunda görüyorsunuz. Ya e muazzam bir şey bence. Bak çevreye karşı da duyarlı ha. Hemen kutusunun içine koydu. Ya ben bir ara işte o sigara kullanıyorduk o dönemde. Gerçi bir ara verdim ben de sigara kullanmaya iki buçuk yıl ama maalesef geri başladık. Şu hasta olduğum dönemde de hani o kadar böyle sıkıntı çekmeme rağmen öksür konusunda Hala azaltmış olmama rağmen içiyorum birkaç tane. Hiç de hoş değil. İşte o sigara içtiğimiz o dönemlerde boynu oynarken bir taraftan. Lan dedim o sigara izmaritlerini attı kutudan ben de istiyorum. Ya aradım aradım bulamadım abi ya. Vallahi bulamadım. Şimdi bulsam mesela alırım. Adam hiç sağa sola atmıyor. Yanında taşıyor tek diye atıyor. Ya şuraya bak şu sahneye ya. Hani sanki işte kameranın camı kirlenmiş. Oyunu kaydedelim mi? Kaydedelim. Şimdi kameranın camı kirlenmiş. Güneşe doğru doğrultuyor kamerayı. Orada işte camdaki kirlenmiş abi. Lekeler, izler neyse onları görüyorsun. Ne işte bu abi? Dördüncü duvarı yıkma olayı. Yani böyle incelikler bu oyunda gerçekten çok fazla sayıda var. Şimdi üç gün öncesi. Aslında biz emekli olmuşuz. Geldik buraya da Bizi salmıyorlar abi. Oyunun hikayesini de burada bize anlatıyorlar. Ya bilmiyorum PlayStation 3'e sahip olup da şu oyunu oynamamış birisi var mıdır? Oyuncuyum diyen birisi var mıdır? Ya inşallah yoktur ya. Hani oynamamışsanız da şu oyunu muhakkak ama muhakkak oynayın. Oynayın oyun nasıl oluyor bir görün ya. Otakon. Otakon'la da biz İlk oyunda tanışmıştık. Birinci oyunda. Otakon'da aslında nasıl diyeyim ben size Hideo Kojima'nın oyun içindeki karakteri diyebiliriz ya. Hani birazcık bunun karakteriyle Hideo Kojima'nın karakteri özdeşleşmiş gibi düşünün. Christopher Randolph. Otakon tabi bunun takma adı. Kod adı Otakon. ki de işte Solid Snake. Bizim adımız da David Tater olması lazım. Boyunu seslendirmesiyle de ilgili bayağı muhabbetler oldu. İlk üç oyunda seslendirmeyi yapan kişi boyunda da seslendirmeyi yaptı mı? Yapmadı mı? Vallahi tam emin değilim ama beşinci oyunda kesinlikle yaptırmadılar. Evet, beşinci oyunda bu muhabbet çıktı ortaya. Böyle çok farklı isimler falan geçti seslendirme için. Ama Kojima bununla ilgili bir karar verdi. Tabi o kararın sebebi de neydi bilemiyoruz. Zaten 5. oyunun yapımı sırasında sadece Kojima ile işte seslendirme sanatçısı arasındaki bu sıkıntı değil. Kojima ile Konami arasında çok büyük sıkıntılar yaşandı. Kojima bir nevi zaten 5. oyunu bitiremedi abi. Adam oyunu bitiremeden çıkarttı. Bitmemiş bir oyun çıktı. Hani tam olarak istediği oyunu da yapamadı gerçekten yani büyük bir kayıp şu Metal Gear Solid serisinin Konami'ye kalıp Kojima'nın bu seriden uzaklaştırılmış olması cidden büyük bir kayıp. Yani herhangi bir Metal Gear Solid oyunu yani sequel olacak, prequel olacak hiç fark etmez. Yani geçmiş oyunları dönüp remake de yapabilirler. Bunun başında Kojima'nın olmaması büyük bir kayıp. Gerçekten büyük bir kayıp. Yani babayı evladından ayırmak gibi bir şey. Kojima ile Metal Gear Solid'i ayrı yerlere koymak, ayrı yerlere konumlandırmak. Bu oyunu başka birine yaptırmak. Yani bunu da ancak kim düzeltebilir abi? Bir firma alacak Sony gibi, Microsoft gibi. Büyük bir firma bu oyunun bütün isim haklarını Konami'den alacak. Ondan sonra çağıracaklar abi Kojima'yı. Gel aslanım buraya diyecekler. Yap bakalım bize şu hayalindeki Metal Gear Solid oyununu. Artık son oyunun mu olur? Devam ettirir misin? Hikayeyi nereye bağlarsın? Aslında bu şansı büyük bir firmanın para dökerek Kojima'ya vermesi lazım. Kojima'nın şahsında aslında bu şansı bize veriyor. Bütün oyunculara. Oynamak istiyoruz abi. Adam gibi güzel bir Metal Gear Solid oyunu oynamak istiyoruz. Ya gördünüz mü? 2008 şarttan da deminki sahne. O kamera açısı, o helikopterin kalkışı falan. O çok sinematik abi ya. Gerçekten çok sinematik. Hani senaryosu da dedim. Aslında nasıl desem ki Brezilya dizileri falan filan olur ya. Soap opera diyorlar. Hani bu işte Brezilya dizileri, Arjantin dizileri. Hoş gerçi son dönemde bizde de öyle bitmeyen diziler yaptılar. Böyle karakterler dururlar. Üç dakika birisi birinin yüzüne bakar. İki dakika öbür öbürünün yüzüne bakar. Kamera onları işte değişik açılardan alır. Ya seyredersin bir bölüm ama hiçbir şey yoktur. Yani aslında seyredeceğin şey senin 5 dakikada 10 dakikada anlatılacak bir şey. Bunun da hikayesi gerçekten o Brezilya dizileri kıvamında böyle lastik gibi abi söndür de söndür. Yani okusanız dahi hikayeyi bir defada tam olarak kavramanız gerçekten mümkün değil. Gerçekten mümkün değil. Çok zor. Şimdi arada böyle videolar geliyor ama abi bu videoları da izlemenizi tavsiye ederim ama ben geçeceğim abi skip yapacağım burayı. Geçeceğiz oyunumuza biz biraz daha devam edelim. Oyunla da ilgili Act 1 Liquid Sun. Oyunla da ilgili birazcık daha bir şeyler görelim siz de görün istiyorum. Hem aklıma da gelirse bununla ilgili biraz daha muhabbet yapacağız tabi. Biraz tabi oyunun mekanikleriyle mi ilgili olur yapacağımız muhabbet. Yoksa geçmiş oyunlarla bu oyun arasındaki farklar mı olur? Ya bosslar falan filan mı olur? Şimdi mesela ne hani dedim ya size. E, ben aklıma geldikçe konuşuyorum. Birazcık da bunlar spontane gelişiyor. Öyle aşırı bir hazırlık yaparak ben bu videoları size çekmiyorum abi. Evet, this is snake. Do you Durum nedir? Şiir sınırlarına gelmiş. Evet. Şimdi burada konuşma geçiyorken ben size ne anlatıyordum? Bunun bir video oyunu olduğundan bahsediyorduk. Yani ya. deminki o robotlar falan geldi. Abi mesela vampir diye bir boss var burada. Ya şimdi gerçek hayatta vampir var mı abi? Yok. Gerçek hayatta vampir olmaz. Hani bu oyunun birazcık da o fantastik kısmı ile ilgili ama bu oyunda vampir var. Onu da geçmenin mesela o boss'u da yenmek gerçekten çok zordu. Vampir boss'u. Yani biliyorsanız aslında çok kolay ama nasıl geçeceğinizi hani bayağı bir uğraştırmıştı ilk denememde çözememiştim. Yani ilk denememde çözememiştim. İkinci de aa dedim şöyle yapacağız. İkinci de geçebilmiştim. Hani böyle fantastik bossları, fantastik olayları olan değişik bir oyundur Metal Gear Solid serisi. O yüzden video oyun diyorum. Video oyunlar bence oyuncular daha fazla eğlendiriyor. Yani ciddi oyunları oynayıp eğlenen böyle bir kitle illaki var illaki vardır. Yani her şeyin gerçekçi olmasını ister. Abi ben oyun oynuyorum ya. Oyun oynuyorum. Azıcık bir gerçekçi olmasın ya. Beni eğlendirsin. Beni tebessüm ettirsin. Oynadığım zaman beni bir güldürsün. Veya oha falan çekeyim ya. Hani gerçek hayatta gördüğümüz şeyleri biz oyunlarda da görüyorsak niye oyun oynuyoruz ki? Yani erişemediğin şeylere erişmek midir sadece? Hani gerçek hayatta işte Mercedes'e BMW'ye, Honda'nın bilmem ne modeline binemiyorsun. Ferrari'ye binemiyorsun ama işte Gran Turismo'da Forza da bu oyunları kullanıyorsun. Yani bunu doyurmak için mi oynuyoruz biz oyunları? Hayır canım. Hani birazcık da hayal gücümüzü beslemek istiyoruz. Hani birazcık da o içimizde bir espri duygusu var. Yabancılar da buna sense of humor diyorlar. Bunu tam Türkçe karşılığında lan? lan bir bakayım ben bir sözlüğe ya. Mizah anlayışıymış şimdi sözlükten baktım. Abi neye karşılık geldiğini biliyorum da. Bu içimizdeki mizah anlayışını geliştirecek. Onun böyle başına azıcık okşayacak. Ya böyle oyunlar oynamak istiyoruz. Veya işte duygulanmak istiyorum. Hani şimdi gerçek hayatta hani olabilme imkanı olmayan bir şeyi bir oyunda oynarken olup beni duygulandırmasını istiyorum ben. Ha bu da gerçeküstü bir şey olacak mesela. Anlatabildim mi? Ha bu nasıl olur? İşte sanat eseri olur. Oyunların bazı oyunların ciddi manada sanat eseri diyebileceğiniz yönleri, nitelikleri vardır. Metal Gear de bence bu gerçekten var. Sinema sanatı açısından bakarsanız Var abi. Bundan sonra edebi açıdan da bakarsanız bence var. Görsel sanatlar açısından bakarsanız oyunun dizaynı, işte görselliğiyle ilgili alınmış kararlar. Bunlar da onun görsel sanatlarla ilgili alakasını ortaya koyar. Hani biz bunları görmek istiyoruz. Okto Kamu. zaten üzerimizdeki elbise. Silahımız var. Bak şimdi etrafımızda bir çember var. Abi silah yalnız biz nasıl kullanıyorduk? Silah ee, L1 ile hazır oluyoruz. Ondan sonra R1 ile ateş ediyoruz. Ben kontrolleri biraz unuttum. Eğer üçgene basılı tutarsan diyor nişan alıyorsun diyor. Hani şöyle L1 Ha işte böyle. Yani önce L1'e basmamız gerekiyor. Şöyle Yalnız bu silahın susturucusu var mı abi? Bir bakalım. Bunun susturucusu yok. İşte susturucu olsa kullanacağız abi. Burada gidebileceğimiz bir yer yok. Mecbur şuradan çıkacağız gideceğiz. Şöyle biraz ilerleyelim. Şimdi oyunun da ruhuna uygun bir şekilde aslında gizlilik temasına uygun bir şekilde oynamamız gerekir bu oyunu. Abi bunlar buraya dönecekler mi? Şuradan biz içeriye girelim. Onlara hiç ulaşmadan şöyle bizi görebiliyorlar mı? Burada duvar yok. Evet. Şimdi yere yattık. Okto kamu. Bunu yalnız nasıl kullanıyorduk? Abi bak bunu unuttum ben. Ha, belirli bir süreyi atınca bak bizim görünürlüğümüzü düşürüyor. Şimdi sağ üst köşede zaten kamuflajımızın yüzde kaç oranında işe yaradığını mı Dur bakayım bir kalkalım ya o yüzde kaç olacak? Aynı. Yani şimdi yüzde 55 bizim kamuflajımız işe yarıyor. Yere yata ayağa kalktık yüzde 45. Yere yattık abi yüzde 85. Ara sahne girdi. Evet. Buraya bir tane zırhlı araç geldi. Tabii ki askerler de gelecek. Bu zırhlı taşıyıcı. Bu üzerimizdeki elbise uygun elbiseyi giyiyorduk biz. Hangi oyunda giyiyorduk abi? Metal Gear Solid 3'te. Yataka yere. Bu muhabbet Metal Gear Solid 3'te çıktı. Arsenal Kompres. Bu Medical Compress'miş neymiş? Bu fiziksel yara ile karşılaştığımızda onları iyileştirmek için kullanılan bir item, eşya. Şimdi şuradan bakalım. Burada var mı aga kimsen? Abi bak hemen yere uyduk. Şu anda da yüzde seksen beş. Şurada asker var mı geride? Bizi görecek yok. Devam edelim. Tekrar içeriye gireceğiz. Yalnız burada demin bir şeyin gölgesini gördüm. Drone olabilir bir tane. Devam abi. Şuradan mermi alabilir miyiz diye gittim. Tekrar yatacağız yere. Bak yüzde kırk sekiz. Üzerimizdeki elbise organik olarak işte anlık uyum sağlıyor buraya bak. Hareket ettik mi düşüyor ne kadar görünmez olduğunuza dikkat etmeniz gerekiyor. İşte mesela bak buradan zıplayamıyoruz. Ne yapıyorsun? Yuvarlanıp geçiyorsun. Zıplama tuşu yok işte. Bu sıkıntı mı? Bu Oyunu oynarken bazıları için işte sıkıntı oluyor abi. Abi burada bir tane asker vardı. Nerede o? İşte burada. Evet. Bayılttık hemen bunu. Öldürmedik yalnız bak. Bu saklamamız da icap eder kalabalık bir yer olsaydı eğer burası. Şöyle şuradan bir aşağıya da bakalım. Ya işte birazcık da bu da önemli. Oynadığınız oyunu yapımcısı işte bunun senaryosunu yazan, oyunu kurgulayan, mekanikleri tasarlayan kişiler nasıl oynamanızı istiyorlarsa aslında o şablona uygun kısmen de olsa. Yani bazı yerlerde oyuncular cidden çok yaratıcı böyle güzel çözümler bulabiliyorlar. Ama işte siz mesela o yaratıcı çözümlerle değil de oyunun oynanması gerektiği şablon neyse buna uygun ilerlerseniz bu aslında bir nevi oyundan alacağınız zevki de bence birazcık arttırıyor. Niye arttırıyor? Adam ona göre level dizaynı yapmış. Ona göre işte önüne engeller koymuş. Ona göre o bölüme düşman koymuş. Ona göre silahlar çıkıyor. Bu burada çıkan silahları işte siz oyunun ilerleyişine uygun bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Kullanıyorsunuz gibi gibi. Yani o şablona uymayı savunmak belki bazılarınız hani hoş gelmeyebilir ama ben genel olarak işte Assassin's Creed oyunu mesela. Nedir abi? Gezilik oyunu aslında. Adı üzerinde ya. Sen abi suikastçısın ya. Suikastçi dediğin gezilik üzerine bu işi götürür. Yani başka türlü olması söz konusu olabilir mi? Hayır. Şuradan aşağıya inelim burada bir şey daha aldık ama düşmanlar var mı burada? Abi önemli olan o. Biz yere yatalım. Şöyle bakamıyoruz da. Evet arkası dönük bizi. Burada birisi var mı? Şurada birisi var. Şimdi önceki Metal Gear Solid'lerde ekranın bir tarafında da şey olurdu abi. Harita olurdu. Haritada işte size bakan düşmanın bakış açısı görünürdü. Ondan sonra o bölgeye yaklaşan bir düşman var mı yok mu onu görürdünüz. Tabii o dönemin teknik kısıtlamaları vardı. Bir yerde de e, oyunu tasarlayan kişilerin... ...oyunu oynayan oyuncunun elinden tutması gerekiyordu. İşte o harita o zaman, o dönemde onun için vardı. E şimdi olmasına gerek var mı abi? Bence gerek yok. Çünkü elinizden tutmanız tutmasını gerektirecek fazla bir şey yok yani adam onu zaten sana sen yapabilirsin demiş. Sen yapabilirsin demiş. Buradan yalnız çıkış yok. Buradan çıkış yok. Biz şu karşı tarafa doğru gideceğiz. Yalnız bak o savaş alanında adamlar atmosferi cidden tam yansıtmışlar. Şimdi şu kaplamalarda kullandıkları renkler her şey bunların hepsi mesela sanatsal tercih yapımcının. Veya bunun işte bir sanat ekibi varsa onların altı kararlar. Gayet güzel ya atmosfer açısından. Biz bu oyunu oynadığımız dönemlerde de falan ya bayağı geyi vardı ya. Bu Splinter Cell'ciler vardı. Onlar da genelde var ya Xbox'cuydu abi. Bu Xbox'cuların var ya PlayStation'la ilgili bir yani mesele oldu mu abi illa ki yani bir karşılaştırma yapmaları gerekirdi. İşte karşılaştırma yapacakları oyunlardan birisi de buydu. Neydi işte Splinter Cell vs Metal Gear Solid bak. Dayılar buraya böyle bir dikkatli dikkatli bakıyorlar. Stres seviyemiz de var ya bayağı düşük bak soru işareti. O namussuzlar buraya gelir mi gelmez mi bak öbürü döndü. Lan oğlum bak buraya kadar gelmeyin vallahi gelmeyin. Ben şimdi yere yatarım şöyle. Kamumuz zaten yüzde altmış beş. Ben bizi görebileceklerini zannetmiyorum. Bu kamuflajla şuradan geçeceğiz herhalde. Çünkü o taraftan yolda kapalıydı. Evet. Çömelerek devam abi. Aga buradan yol yok. Varmış. Tabi biz nereye varmaya çalışıyoruz abi? Ben vallahi unuttum bunlar ya. Mekanı iyice gezmek gerekiyor. Şurası bir yere çıkar mı? Çıkmaz. Orada bitiyor zaten. Lan asker de yanımızda. Bak bak namussuzlar o. Oğlum arka arkaya gitmeyin götün götün. Arkanızı dönün ben sizi tek tek bayıltayım ya. Tüh. Dön arkanı. Buradan geçelim biz öbür tarafa. Yapacak bir şey yok. Yalnız biz nereye gideceğiz abi? Bunun bir haritası da yok. Burada kontroller var. Şimdi briefing. Aslında var haritamızda ya. Gitmemiz gereken yer buradaymış. Bir finkte görünüyor. Biz aslında gitmemiz gereken yerden buraya gelmişiz. Neyse bakın. Oraya geçelim. Bu arada da muhabbetini yaptık işte oyunu. Yani arkadaşlar şu dedim de yanlış anlaşılmasın. Bir oyunu yani nasıl oynamanız gerekiyor o oynayın diye tavsiyede bulunuyorum ya. Yani öyle şeyler ortaya çıkartırsınız ki bir oyunla ilgili. Onu yapımcı bile düşünememiştir. Sizin oyundan alacağınız zevki 3'e 5'e katlayacak bir şey bulursunuz. Bir mekanik veya oyunda bir tercihte bulunursunuz gideceğiniz yerle alakalı. Yapımcı bile düşünmemiştir onu. Buraya gelmemiz gerekiyormuş. Araya da film girdi. Aslında o briefing'e falan bakmak gerekiyordu. Biz burada bir şey mi gözlüyorduk yoksa Biriyle mi buluşacaktık? Tam hatırlayamıyorum. Yapma ya oldu oynayalı ya. Evet. Otakon'un robotu geldi abi. Ya bak şimdi bu da bu da muhabbet. Bu da geyik. Hani aslında fazla da spoiler'a girer mi? Girmez mi? Girer ya. Neyse anlatmayalım. Yani şu küçük robot Otakon hani büyük robotlar falan filan metal gear serisinin hikayelerinde bu büyük robotların birazcık yeri vardır diye söyleyelim geçelim fazla da uzatmayalım o işi. Bu küçük robot da geldi işte. Kendi çapında bize komiklikler yapıyor o takımlarla iletişim kuruyoruz. Bence bu haftalıkta bu kadar yeter. Yani Metal Gear Solid hakkında konuştuk. Biraz geyini yaptık. Biraz genel oyunlar hakkında bir şeyler anlattım. Ama Metal Gear Solid serisi PlayStation 3 sahibi olan herkesin muhakkak ama muhakkak oynaması gereken bir oyun. Bu oyunu oynamadıysanız bu oyun PlayStation 3 almak için sebep olacak oyunların başına geliyor. Yani sadece şunu oynamak için PlayStation 3 alınır mı? Bence alınır abi oyunu alın oynayın. Çok güçlü sisteminiz varsa emülatörlerle bilgisayarda deneyebilirsiniz. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ama ben şahsen kendi ana platformunda oynamanızı tavsiye ederim. Ya bir yerden gidin bulun. PlayStation 3 şöyle çok aşırı pahalı bir cihazda değil. Yani oyunu bulursunuz veya alternatif yöntemleri denersiniz bilemiyorum. Evet benim malumunuz Ta geçen perşembeden bu yana ben hastayım. Özellikle cumartesi çok kötü oldum. Cumartesi gününden sonra öksürükle ilgili bayağı sıkıntı çektim. Hala çekiyorum. O yüzden baya bu canlı yayınlarda da aksatmış olduk. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Bu haftalıkta bu kadardı. Kanala abone olmayanlar abone olun. Bak oğlum videonun sonuna kadar bekledik bunu demek için. Videonun başında demedik. Unutuyorum. Aslında başta demek lazım. Videoları beğenin. Bildirimleri açın yorum yapın. Şu oyunlarla ilgili kolda titriyor abi burada. Şu oyunlarla ilgili eğer varsa sizin anılarınız bizimle paylaşın. Yani biz burada genelde zaten bu anıları paylaşmak. ve eski oyunlar, yeni oyunlar, benim gibi eski oyuncuların gözünden bu oyunlar nasıl? Onlarla ilgili muhabbetleri yapmak için bu videoları çekiyoruz. Siz de bir katkıda bulunun. Bence etkileşimde bulunmamız buradaki içeriği zenginleştirecektir. Evet başka videolarda, başka konularda, başka oyunlarda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.